Uzun aradan sonra, siyaseti, seçimi, adaylığı yeniden konuşmaya başlarken, Cumhur İttifakı. Ortağı MHP Genel Sekreteri Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ı aradık. Önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ne açıklayacağı 14 Mayıs'ta seçim kararının resmi gazetede yayımlanmasıyla YSK'nın harekete geçip seçim takvimini kamuoyuyla paylaşacağını anımsattı. Sonra da, görülen o ki, diye başlayıp şunu söyledi. Kısa zaman aralığında geçmiş dönemlerdeki seçim çalışmalarından çok farklı bir seçim süreci yaşanacak. Vurguladığı şu. Sayın Genel Başkanımızın salı günü grup toplantısında ifade ettiği gibi MHP olarak bu seçim kampanyamızda seçim müziği kullanmayacağız. Çalgılı düğünlü havada seçim çalışması olmayacak. Gerekçeyi de söyledi. Binlerce insanı kaybettiğimiz, nazik bir ortamda kamu vicdanını rahatsız ettirmeyecek, acıları unutturmayacak, şartlara uygun bir seçim dönemi olması için en azından MHP olarak gerekli özeni göstereceğiz. Bu noktada, televizyonlardaki tartışma programlarında dile gelmeye başlayan Cumhur İttifakı'nın ortak listeyle seçime girip girmeyeceği konusunu sorduk. Şu cevabı verdi. Muhtemeldir ki Millet İttifakı'nın bu anlamda hazırlığı olması nedeniyle Cumhur İttifakı'nda da olabileceği öngörüsüyle değerlendirmeler yapılıyor. Bu konuda AK Parti ve MHP'den açıklama olmadı. Şunun altını çizdi. An itibarıyla müşterek liste çalışması gündemimizde değil. Şu bilgiyi verdi. 11 Mart Cumartesi Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekillerimizin müşterek toplantısı var. Seçim süreci değerlendirmesi, yapılan hazırlıklar ve deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla alakalı bilgi paylaşımı yapılacak. Şunu da açık bıraktı. Önümüzdeki hafta seçim takvimi netleştikten sonra bir takım konular belki yeniden ele alınabilir, değerlendirme ihtiyacı doğabilir. Deprem bölgesinde yaralar sarılacak. Son bir ayda Türkiye Nin gündemi deprem oldu. MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman da şunu söyledi. İlk andan itibaren teşkilatlarımızla, belediyelerimizle sahada yetişmeye ve ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Mesajı şu, devletimiz imkanlarını seferber etti. Kayıpları geri getirmek mümkün değil, ama yaralar sarılacak, illerin imar ve ihyası gerçekleşecek. Yakın zamanda 11 ilde deprem konutlarının temeli atılacak. Çiftçi şaşkın. Tren için 500 metre genişlikte kamulaştırma gerekir mi? Bursa, 10 yıldır beklediği hızlı treni hiç bu kadar tartışmadı. Ulaştırma Bakanlığı'nın acele kamulaştırma kapsamına aldığı parseller şaşırttı. Örneğin, Bursa Garı yakınındaki Balaf Ahmet Yesevi mahallelerinde açıklanan bazı parsellerin üzerinde çok katlı yapılar var. Gerçi, kamulaştırma kapsamında olması kamulaştırılıp yıkılacağı anlamına gelmez diyenler var, ama tren güzergahından çok uzaktaki yerler için kamulaştırma kararını anlayabilen yok. Aynı sıkıntı. Karaca Bey. E kadar olan kırsalda var, 500 metre genişlik için karar alındığını gören çiftçiler, tren için 50 metre genişlik bile çok, 500 metrede ne olacak diye soruyorlar. Yine, Bursa Garı, N'dan sonraki Hasköy, Doğanköy, Yolçatı, Balabancık, Badırga, Hançerli gibi köylerde tren yoluna 1 kilometre uzaktaki meyve bahçeleri kamulaştırmaya girdi. Kentli de, çiftçi de şaşkın. Deprem bölgesinden döndü, depremzedelere gitti. Hiç de kolay değil. Bursa Valisi Yakup Canbolat. Deprem sonrası 6 Şubat'tan 6 Mart'a kadar bir ay süresince Gaziantep'te koordinasyonu yürüttü. Dün de, Bursa, ya dönüşünün 3. gününde, deprem bölgesi illerinden Bursa'ya gelen ve Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda konuk edilen depremzede aileleri eşi Ayşegül Cambolat'la birlikte ziyaret edip sorunlarını dinledi. Bursa Spor efsaneleriyle 1963 Ağaç, Açık Hava Müzesi gibi hatıra ormanı. Geçmişte, Bursa Spor Başkanı olarak görev yaptı ama Recep Günay'ın özelliklerinden biri Bursa ve Bursa Spor sürekli projeler üretmesi. Geçen ay, Bursa Vakfı Başkanı olarak Bursa Spor Hatıra Ormanı oluşturmak için Mudanya yolundaki eski şantiye alanını Orman Bölge Müdürlüğü'nden aldı. Fakat, projesi Hatıra Ormanı'ndan çok Bursa Spor Açık Hava Müzesi gibi. Çünkü, tam 1963 çam ağacı dikilecek. Her ağaca futbolcu, yönetici, teknik adam, destek veren, tribün lideri, iz bırakan Bursa spor efsanelerinden birinin adı ve fotoğrafı asılacak. Nitekim, Sedat 3. Olarak kalplere kazınan Sedat Özden'in fidanını dikerken birlikte aradılar. Çocukluğumuzun bir dönemini komşu olarak geçirdiğimiz kaptanı çok nadir bu kadar heyecanlı gördük. Umarız. Recep Günay. IN 1963 projesi Yeşil Beyazlı Camiayı da 1963 ruhuna döndürür. Sanayi duayeninden gençlere deneyim dersi. Tartışmasız. Bursa'nın sanayi duayenleri arasında Fahrettin Gülener de yer alıyor. Üstelik, Gülener üretimden gelen bilgi ve birikimini, kurucusu olduğu Ertevadlı Vakıf bünyesinde gençlere aktarıp deneyim paylaşımı yapmayı da seviyor. Yine öyle oldu. Kısa adı BEBKA, olan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında deneyimlerini gençlerle paylaştı.